Ya ölecekler ya bunların hepsi teslim olacaklar. Binlerce şehit, milyarlarca dolar kayıp. Yıllardır süregelen bu sorunun elbette tarihi, siyasi, sosyal, ekonomik onlarca sebebi var. Bu sorun yıllardır tartışılıyor. Ancak biz bu tartışmalara girmeyeceğiz. Az sonra izleyecekleriniz Hakkari özelinde 1993-95 yılları arasında yaşananları ele alacak. Bir komutan ve binlerce Mehmetçiğin mücadelesini onların ağzından ilk kez yayınlanan görüntülerle ekranlarınıza getireceğiz. PKK nereden nereye geldi ve 1993 yılı neden önemliydi? İşte Türkiye'yi 1993 yılındaki tabloya getiren belli başlı olaylar. Bingöl'den gelen haber şok etkisi yarattı. PKK, Türkiye'nin de zımnen uyduğu ateşkes sürecinde toparlanma fırsatı bulmuştu. Silahsız 33 asker kurşuna dizilmişti. Kamuoyu ayaktaydı. Güneydoğu bölgesinde süratle yeni önlemler alınması gerekiyordu. Ağustos ayı Türk Silahlı Kuvvetleri için tayin ve terfi ayıydı. Ancak o günlerde karargâhtan dışarıya yansımayan çok ciddi bir sıkıntı vardı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde tayin ve terfisi yapılacak 80 Tuğgeneral vardı. Kamuoyuna yıllar sonra yansıyan bilgilere göre Hakkari'ye gönderilmek istenen bazı generaller çeşitli mazeretler öne sürüyordu. 22 Haziran 1993 günü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş'in kapısından içeri bir Tuğgeneral değil, bir Kurmay Albay girdi. Kurmay Albay tebliğ edilecek görevi bilmiyordu. İçeride tuhaf bir hava vardı. Komutan da sıkıntılıydı komutanın. İçeride konuşmalar, başkaları da vardı içeride. Mayıs ayında bu Bingöl'deki 33 askerin otobüsten alınıp şehit edilmeyle ilgili
Tabii ve bizim bilemediğimiz bir takım durumlar, komutanın çok gergin olduğunu ve açıktan gösteriyordu komutan. Ayaktaydı zaten. Bana geldi, senin dedi Hakkari'ye gönderdi. Ne dersin dedim ben. Ne zaman katılıyorsun? Ben de hemen katılırım. Osman Pamukoğlu birkaç günlük hazırlığın ardından 29 Haziran 1993 günü Hakkari'ye ulaşır. Bölgede son bir ay içinde çatışmalar hiç olmadığı kadar şiddetlenmiştir. Osman Pamukoğlu Hakkari Dağ ve Komando Tugayını Ağustos ayında teslim alacaktır. Ancak bu sürede olan bitene şahit olma fırsatı bulur. Tablo vahimdir. 33 günde 40 şehit verdik. Aşağı yukarı bir ayda 40 şehit verdik ve çok karşı hareketler olmadı, yapamadığımızdan 40 kaybın karşılığı olarak da bir şey alabilmiş değildik. Temmuz boyunca olan şuydu. Her gece iki karakol, iki veya üç köy ve mezrayı kesinlikle ya taarruz ediyor ya taciz ediyor. Serhat Karadeniz'in Hakkari'ye tayini Osman Pamukoğlu ile aynı dönemdedir. Onun gözlemleri de Osman Pamukoğlu'ndan pek farklı değildir. Üstüne üstlük o çok canlı bir olaya şahit olur. Bir telefon geldi. Yakınımızdaki köyden. Bir PKK grubunun yurt içinden geldiği, köyde, şu anda köyde bulundukları, yorgun, işlerinde yaralılar olduğu, aç oldukları, bitkin oldukları ve İran'a doğru, İran'daki kamplarına, malum inkar etmelerine rağmen o dönemde İran'da kamplar vardı. İran'daki kamplarına doğru gitmekte olduklarının haberi geldi. Heyecanlandım. Hemen operasyon hazırlamamız gerektiğini. Fakat eski personel, hayır şu anda beklemekteyiz. Tugay'a haber vermemiz gerektiğini söylediler. Tugay'a haber verildi. Tugay'dan gelecek emir bekleniyor. Yani o anda inisiyatif kullanılmıyordu. İkinci köyden telefon geldi. Birinci köyü terk edip ikinci köye geçmişler. Oradan ihbar geldi. Aynı grubun ikinci köye geldiği, gene aynı durumda oldukları. Hadi bir şeyler yapalım. Tugay'dan emir gelmesini bekliyoruz. Üçüncü köye geldiler. Üçüncü köyden de bir şeyler yapalım derken Tugay'dan emir gelmesi ve bunlar köyü terk ederekten İran istikametine gittiler. Yani o gece biz büyük bir fırsat kaçırmış olduk. O dönemde hemen her gece yaşanan karakol baskınlarına dair en çarpıcı örnek Aktütün karakolu baskınıydı. Erdal Sarı Zeybek, Şemdinli'de görevliydi ve karakolun baskına uğrayacağını biliyor ve bekliyordu. Muhabereciler koşarak girdi. Komutanım dedi, Aktütün bölük komutanı sizi acele telsize çağırıyor. Zaten öyle deyince biz bir olay olduğunu anladık. Telsize geldik. Kemal Üsteğmen'imiz vardı orada. Dedi komutanım, bir teröristler Aktütün'e saldırıyor. Karayoluyla Aktütün'e gitmek yaklaşık 5 ila 6 saat. Tabii yolda mayınlama var, pusu var, taktikleri gereği. Bu tür çatışmalarda mutlaka takviye gelecek yolları mayınlıyorlar ve pus kuruyorlar. O zaman da düşündüm, yani karayoluyla gitsek 6 saat, 6 saatte zaten çatışma bitmiş oluyor. Ben muhafızlarımı alıp Komando Tabur Komutanlığı'nın helikopter pistine gittim. Ama karayolundan da takviye kuvveti Veysel Teğmen, ki o da sonradan bir çatışmada şehit oldu, Allah rahmet eylesin. O karayolundan takviye gitti. Biz komando taburunun helikopter pistine gittik. Ben muhafızlarımla yaklaşık 5 ya da 4 kişiydik. Helikoptere bindik. Tabii bu UH-1 helikopteriydi. Az sayıda personeli nakletmek için. Zaten Aktütün bölgesine yaklaştığımızda helikopteri kobra sansınlar diye helikopterden el bombası atmaya başladık yere. Ki o patlamalarla, yani bir silahlı helikopter olduğunu düşünsünler diye. Zaten bölüğe inemedik. Çünkü çatışma tamamen bölüğün etrafındaydı.
Böleğe inemedik. Yaklaşık 200-300 metre bir mesafede helikopter bizi bıraktı. Bırakmadan helikopter isabet aldı. Ama etkili bir şey değildi. Biz oradan aşağıya atladık. Sürünerek karakola çıktık. Karakola çıktık ki zaten Aktütün köyüyle iç içeydi. Teröristler geceden sızmış, köyün içine de girmişlerdi. Köyün içinde bazı evleri kendilerine mevzi teşkil etmişler. Evlerin içerisinden roketle ve makinalı tüfekle böyle ateş ediyorlardı. O anda yani sekve idare gibi bir şey düşünemedik. Çünkü ateş bölüğün zaten içerisindeydi. Hemen biz de mevziye girdik. Çatışmaya fiilen katıldık. Yaklaşık orada da 5 saat kadar sürdü çatışma. Takviye kuvvetler çabuk geldi. Hem polis özel harekat timleri, hem jandarma özel harekat timleri. İşte gerekli mukavemeti gösterdik, çatıştık. Orada da teröristler çok büyük zayiat verdi ama ben teröristlerin zayiatını aldırmıyorum. Orada da 22 tane şehit verdik. Şehit her gün veriliyor, her yerde baskın ve pusu yenebiliyor, yollar gündüz gözüyle kesiliyordu. O dönemde Şemdinli'de görev yapan Erdal Sarızeybek'e göre bu şartlarda görev yapan güvenlik görevlilerinin iki seçeneği vardı. Birinci seçenek şudur. İşte ben birlik komutanıyım, emrime verilmiş askerler var. Bunların hiçbirisi şehit olmasın, kışlasından dışarı çıkmasın, teröristlerde ne yapıyorsa yapsın. Ben hiç şehit vermeden iki senemi doldurayım, buradan gideyim. İkinci seçenek şudur. PKK terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına ve bekasına gerçekten bir tehdittir. Bu tehdit yok edilmeden halkımız huzur içerisinde yaşayamaz. O halde elimdeki mevcut tüm kuvvetlerle bu teröristler neredeyse arayıp bulacağım ve onları yok edeceğim. Birinci seçeneğin şahsi olarak bir ikbal duygusu içerisindeyseniz size riski yoktur. İki sene orada kalırsınız, iki sene sonra tayininiz çıkar batıya gelirsiniz ve batıdaki arkadaşlarınıza da böyle övünçle anlatırsınız. Dersiniz ki ben iki sene çok tehlikeli bölgelerde kaldım, hiç şehit vermedim ve döndüm. Ama sizin iki sene kaldığınız dönemde terörist örgüt tüm sorumluluk bölgenizde yapılanmıştır. Eleman temin etmiştir. Yollarınıza pusu kurmuştur. Halkı öldürmüştür. Size dokunmamıştır. Güçlenmiştir. Siz iki sene sonra oradan ayrıldığınızda sizin yerinize gelen komutan terörle mücadeleye kalktığı anda karşısında olması gerekenden daha güçlü bir tehditle karşı karşıya kalacak. Belki daha çok şehit verecektir. Aslında o verilen şehitler sizin günahınız değil, sizden önce terörle mücadele etmemiş olan kişilerin günahıdır. İkinci seçenek çok risklidir. Eğer ki siz gelecek düşünüyorsanız, gerek sivil makam gerek askeri makam, hep terfi ederek gideyim, işte bir koltuk sahibi olayım diyorsanız bu sizin için büyük bir risktir. Neden? Birliklerinizle araziye çıkabilirsiniz. Terörü yok etmek için. Olur ya bir gün pusuya düşebilirsiniz. Olur ya dışarı çıkardığınız bitim çok güçlü bir terörist grubuyla karşılaşabilir. Siz şehit verebilirsiniz. O zaman üzerinizdeki amir size neden şehit verdiğinizin hesabını sorarsa, ya niye dışarı çıktın, niye terörle mücadele ettin, otursaydın ya kışlanda bu şehit olmazdı derse, işte sizin o ikbal duygunuz biter. Geleceğiniz de biter. Ama sizin üzerinizdeki olan komutan, bu terör örgütü milletimize bir tehdittir, sen de elindeki bütün güçle yok edeceksin, gerekirse sen de öl diyen kapasitede bir insansa, riski göze alan bir insansa, işte o zaman siz başarırsınız. Osman Pamukoğlu ikinci seçeneği tercih edenlerden oldu. Saldıracaktı. Ama nereden ve nasıl? Bu insanın doğayla bir ilgisi olması lazım.
Bir merakı olması lazım. Bir araştırması olması lazım. Benim baştan daha önce de söylediğim gibi ilk yaptığım şey, ben olsam nerede olurum? Nerede olabilir? Bir de bunların buralarda olduğuna dair bir emareler var. Birdenbire bizim çıkarttığımız şeyler değil. Ama burada bir kesinlik yok. Acaba var devamlı. Acaba. O acabaya gidermek için ne yap? Oraya gitmek lazım. İki yaka dağların üzerine giderseniz acaba kalkar. Orada kamp var. Oramara giderseniz alan düze orada görürsünüz kamp var. Karanlık dağlara Kato'ya giderseniz orada görürsünüz kamp var. Balkaya dağlarına Govent'e giderseniz orada kampın olduğunu görürsünüz. Osman Pamukoğlu görevi resmen devraldı ve komutası altındaki bine yakın subay ve assubayı karargaha çağırdı. Çok açık emirler verdi. Birlikler savunma pozisyonundan çıkacak ve derhal saldıracaktı. Nizami harbin klasik yöntemleri derhal terk edilecek, gayri nizami harp taktikleri benimsenecekti. İlk taarruz emrini de hemen verdi. Hedef iki yaka dağlarıydı. Oradan telefon edip de anne beni bir hafta arama derse Yüksekova'dan Kayseri'ye, o operasyon bitmişti. Kuzey Irak'tan Türkiye'ye giriş yapabildikleri tek ana nokta Aktutun bölgesinde. Biz oradaydık. Fakat parçalıydık. Yani bir grubumuz Çukurca'nın doğusunda, bir grubumuz batısında, bir grubumuz Şemdinli'de, bir grubumuz Şemdin'in durağında, öbürkü orada. Yani bir güç var. Ama güç parçalı bir şekilde duruyor. Böyle bir harekat yapmanız için iki yaka buzul batısı ve iki yaka gibi bir dağ blokunu, bir tarafı Şemdinli, bir tarafı Yüksekova, bir tarafı Oramar kavramak için sizin elinizde büyük bir güç lazım. Güçten kastettiğim şu. Zaten bu bizim kullandığımız güç orada tam tabiriyle söyleyeyim. Devede kulak bile sayılmaz. Yani bu dağ blokunun kuşatılmasında. Dağ ve komando Tugay'ına bağlı birlikler dört bir yandan gelerek iki yaka dağlarını kuşatır ve operasyon başlar. Çatışmaya ilk olarak Serhat Karadeniz'in taburu girer. Fakat operasyon o kadar farklı planlanmıştır ki PKK grubu beklemediği bir taktik anlayışla karşılaşır. Ona göre darbeler attırır da uygun olur. Yani bir yarın içinde mısın? İlk teması bizim tabur sağladı. Bizim taburun önünden, yani beklemedikleri bir şey, biraz direndiler. Fakat Gayri Nizami Harbin şeyi budur. Terör örgütü üyeleri fazla mücadele etmezler. Onlar bir yeri savunmak amacında değillerdir. Onların amacı sadece silahlı propaganda yapmaktır. Bize birazcık ateş ettikten sonra kaçma bölgelerine, onların da kendi planları var, kaçma bölgelerine kaçmaya çalışır. Fakat öyle enteresan bir şey oldu ki pimpon topu gibi, bilardo masasındaki bilardo topu gibi nereye doğru gittiyse bantlara çarpıp da top döner. Hangi yöne gittiyse öbür tabura çarptı. Hangi yöne gittiyse öbür tabura çarptı. Şaşkına dönmüş bir vaziyette o gün akşama kadar bulunduğu menzilleri korumaya çalıştılar. Baklar dört bir yanlara sarılmış durumda. Akşam olduktan sonra gündüzden yaptıkları keşiflere göre, kendilerine göre en zayıf bulduğu bölgelerden çemberi yarmaya çalışırlar. Çemberi yararaktan geçip kurtulduklarını zannettiler ama arkada ikinci çembere takıldıklarında bunu da ne kadar hata ettiklerini gece vakti anladılar. Ama iş işten geçmişti. İkinci çembere de geçebilenler üçüncü çembere takıldıklarında hele hele çok büyük bir skuta hayali uğramışlardı. Ve o günden sonra, o operasyondan sonra bayağı bir önemli zayiat vermişlerdi. İki yaka operasyonu devam ederken Genelkurmay Başkanı Osman Paşa ile acilen görüşmek ister. Osman Paşa Ankara ile görüşebilmek için dağdan Yüksekova'ya iner. Ancak bu sırada Yüksekova'da silahlar patlamaya başlar. Tam 15 Ağustos gecesi Yüksekova merkezi baskına uğradı. Baskını PKK yaptı zannediliyordu. Biz de öyle zannettik. Beni de muhabirim aradı. Hatta telefonla cama tutup dinletti bana sesleri.
İşte abi PKK bastı kenti dedi, işte müthiş bir allak bullak dedi burası. Yerdeyim ben şu an, telefonla sana haber geçiyorum dedi. Tabii biraz daha işi netleştirmeye başladık. Baktık değil, bir farklı bir şey. Birden gök gürler gibi üzerimize. Barakalar basit prefabrik şeyler. Yani hiçbir koruma etkisi yok. Hiçbir. Roket. Biksin makine ateşi. Havan ateşi yan taraftaki evlerin oradan. Havan ateşi başladı. Yüksekova kent merkezini şehir milisleri basmıştı yani. Yüksekova tamamen komando taburuydu baskına uğrayan aslında. Kent merkezi değildi. İşin enteresan tarafı, bu bir devlete mesajdı aslında, ya da Osman Paşa'ya bir mesajdı. Bütün resmi kurumlardan, yani karayollarından, süt endüstrisi kurumundan, o taburun etrafındadır bunlar. Resmi kurumlardan dahi ateş geldi. Evlerin balkonlarından, o resmi kurumların üst kısmından. Şehirden taburu ateş yağıyordu. Her yerden biz ateş ediyorlar. Süt endüstrisinden, karayollarından, bütün binalardan. Bir ara ben bunu çok şeydi ama görebildiğim yerlerden, üst şeylerden tam 86 tane şey saydım. Yani namlu avız alevi. 86 hala aklımdadır. O da benim sayım. Yani çünkü yatay bir yer Yüksekova. Benim sayabildiklerim böyle büyük katlar, binalar, o katlardan veya katlar veya bazı katlardan birkaç yerden bir ateş ediyor. Biz aydınlatma yaparak, kendi grupları toplayarak, bazı özel teknikleri gün ağarırken tek tük düştü ve bitti. O gece o şehrin içinde kalan askerlik şubesini basmaya kalkmışlar. Askerlik şubesinin içine girmiyor. Fakat oradaki askerler elinden tüfeklerle falan girerken kapıdan vurmuşlar. Ondan da ben gittim. Orada PKK ölüleri bir şey oradaydı. Yani oraya da girmek istedim. Şehrin içine. Çok ileride bir yerde askerlik şubesi. O gece sadece şey değil, polis ve diğer kamu binalarına, polislerin tesislerine, sınır jandarma taburuna, ilçe jandarma bölüğüne, hepsine bir saldırdılar. O gece akıl almaz bir şeydi. Yani bir kentte, bir yerleşim alanında silahlı böyle bir kalkışmaydı. 15 Ağustos 1990. Tam bir silahlı kalkışmaydı. Bu sırada İki Yaka Dağları'na yapılan kirpi operasyonu sona ermiştir. 400 civarında PKK'lı öldürülmüştür. Gazeteci Macit Gürbüz, İki Yaka Dağları'na çıkmak için Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'na başvurur. Osman Paşa, Hisar Yaylası'nda harekat yönetmektedir. Şimdi bu bir gazeteci için de aslında müthiş bir haberdi yani. 400 terörist. İlk kez sadece ben görüntüleyecektim. İşte gittik. Operasyon bölgesine helikopterin daha inebileceği bir yer olmadığını söyledi Osman Paşa önce. İşte başkan bir pilot götürecek bizi. Gelebilir misin yani, sende o yürek var mı dedi. Biz de var dedik. Götürdü bizi. Hakikaten de yani helikopterin daha yanaşabileceği bir toprağı yok. İşte yanlamasına sarsılarak dağa yanaştı ve biz atladık. Bir grup gazeteci gelmiş. Vazife yok. Tamam yapın. Efendim bize şeyleri toplar mısınız? PKK ölülerini. Yan yana ne yapacaksınız peki? Bunu da bana söylüyor. Yani istihbarat subayını da şey yapmışlar, inandırmışlar. Bilmiyorum. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey mümkün mü? Ne demek bu ya? Böyle bir dizilmemiz mi? Sinirlendi bana. Ben o, hiç unutmuyorum. Omuzumdan tuttu ve çekti. O uçurumun kenarına getirdi beni. Gel bak dedi, ne görüyorsun? İşte daha görüyorum yani. Ben bir tane daha terörist göremedim dedim. Buna bir dürbün verin dedi. Dürbünü aldık. Elektronik bir dürbün. Yer yer işte teröristleri görebiliyorsunuz. Cesetleri. Dedim ki paşam sinirleniyorsunuz ama kamuoyu yani gazeteciliğin de özü budur. Fotoğraf bir haberin hemen hemen her şeyidir. Yani ispat ederseniz o fotoğrafla her şeyi. 400 teröristi biz çekemezsek yani kamuoyu da inandıramayız. Ben askerlere siz resim çekeceksiniz diye
ölü ve leş toplatmam. Orada o tarihi açıklamasını yaptı. Benim görevim leş toplamak değil dedi. Ben buraya hain öldürmeye geldim dedi. 400 terörist bu vadinin içinde dedi. Sana bir manga asker vereyim dedi istiyorsan. Yapabiliyorsan in dedi aşağı. Topla hepsini bir araya. Kendin çek dedi. Ben bu analar, babalar bu çocukları buraya leş toplamaya göndermedi dedi. Onlar öldükleri yerde kalırlar dedi. Çünkü onlar oraya layıklar. Ben işimi yapmaya geldim. İşimi de yaptım dedi. Dört dörtlük. Operasyon sonrasında timler geri dönerken arazi araması yapılmaktadır. Bütün kayaların altına bakın. Aşağı inerken operasyon bitti. Hedef köyler. Fakat Biraloğlu halinde gündüz ilerliyoruz. Fakat geçerken sağınıza solunuza bakın. Belki tesadüf bir şeyler bulursunuz falan diye emir vermiştim. Gene taburun ortalarındayım. Önümden bir bölük geçti. Ben de ikinci bölüğün ortalarındayım. Sağda baktım şöyle bir şey var. Yamaca doğru. Bir tilki oyu gibi bir mağara diyemem de bir yer var. Buraya bakıldı mı dedim. Askerler önden giden bölük bakmıştır dedi. Benim habercime söyledim. Çık şuraya 2-3 metre bir tırman da bir bak bakayım içeri dedim. Çocuk gayet şey emniyetsizce tırmanıp kovuktan içeriye doğru, o tilki oyundan içeriye doğru kafasını uzattı. Birdenbire kendini geriye attı. Paldır küldür düştü. İçeride içeride diye bağırmasıyla oradaki timlerin hepsi birden timdeki askerlerin hepsi birden mevzi aldılar. İçeriye bölük komutanının kendisi girip saklamış olan bir tane PKK'lıyı dışarıya çıkarttı. PKK'lı elinden yaralanmıştı. Seni oraya kim bıraktı? Arkadaşlarım mı bıraktı seni oraya? Elinden yaralanmış, çok kan kaybetmişti. Bileğini bir iple boğmuşlar kan kaybını engellemek için. Elinde açıktı yarası. Avucu açılmış, patlak bir haldeydi. Aşırı kan kaybetmişti. Bu sıradan bir militan değil, belli bir şeyi vardı. Bir tim komutanı veya bir takım komutanı. Sen manga komutanı mısın? Sen manga komutanı mısın? He? Takım komutanınla beraber miydin? Böylesine bir lider olmasına rağmen yanına tüfeğini almışlar. İki tane el bombası bırakmışlardı. El. Birazcık da ekmek, bir iki tane soğan ve biraz da peynir bırakılmıştı yanına yiyecek olarak da. Eğer askerler seni bulursa bu iki el bombasıyla çekerekten hem askerleri hem kendini imha et diyerekten iki tane el bombası bırakmışlardı. Biz bulduğumuzda onu yapacak cesareti bulamadı. Seni demek kendi kendini öldür diye bir tane el bombasıyla bıraktılar. He, öyle mi yaptılar? Aşağıya çektik, indirdik. Doktoru çağırdım. Taburdaki. Eline bakmasını, tedavi etmesini söyledim ve sorgulamaya başladım. Sorgularken o kadar inandırılmış ki kesinlikle ve kesinlikle kendisini öldüreceğimizi beynine yerleştirmiş örgüt bunu. Ben de öldürdüm. Sonra. Aç aç aç. Sonra. Sonrasını söyle yok mu anlat? Sonra dedim ben. Öldürmezler. Niye öldüreyim? Yazık günah sana ya, yazık ya. Dur seni buraya bırakmadı. İyi aç. Tamam. Bak senden başka yaralı varsa burada söyle. Sana bir şey yapmıyoruz. İyileştirmeye çalışıyoruz. Dur. Haberin yok. Dur elini oynatma. Tamam dur. Senden haberim var. Kendisini teselli edip iyi bakacağımızı, böyle bir şey olmayacağını söylememize rağmen çok güzel de ikna edilmiş. Kendisinin takım komutanı olduğunu itiraf etti. Nereli olduğunu falan söyledi. Fakat grup hakkında bilgi vermemekte direndi. Ölü var mı ölü? Tam komutan. He? Ölü var mı ölü? Kendisinden haber var.
Biz bunun tedavisini yaptık doktorlar tarafından. Daha ileri sorgu için Tugay'a gönderdik. İkiye kooperasyonun ardından sıra en kritik kamplardan birine gelir. Yarısı Türkiye sınırları içinde, yarısı Irak topraklarındaki Balkaya dağlarında kamp adeta dev bir kale gibidir. PKK'nın Govent olarak adlandırdığı bu kampa coğrafi özelliklerinden dolayı yıllardır operasyon yapılamamıştır. Bu son derece kritik bir hedeftir. Plan yapılır ve dağ bloğu bir gecede kuşatılır. O tarafı pek önce tahmin edemediler. Baştan tahmin edemediler. Biz orada. PKK'lılar şaşkın da. Ne oldu bunlara? Artık geceleri her yerden çıkıyorlar, bitiyorlar diye. Hedefi tamamen çember içerisine alacak şekilde taburlara istikametler ve sorumluluk sahaları verildi. Sağ ve sol hudutları belli olacak şekilde. Ve intikal yolları belli olacak şekilde ama nihai olarak hedefe çemberi alacak şekilde yerler verildi. Oraya gece intikalinde gene gittik. Belli bir yere kadar araçlarla gelindi. Çünkü bulunduğumuz yerden bu Balkaya, Irak sınırı bayağı uzaktı. Arkadan gruplar yukarı çıkmaya başladı. Bunlar bütün dikkati Balkayaların Türkiye tarafına celbettiler. Yani oradan taarruz eden taburları. Halbuki biz gece Irak topraklarına da girmiştik. Irak topraklarından. Zaten onların gelişi diğer bir seri kamptan Irak toprakları, oradan iki patikadan Balkaya'nın üzerine normalde çıkarlar. O tarafı pek önce tahmin edemediler. Baştan tahmin edemediler. Biz oradan da çıktık. Tam anlamıyla hayatımızda görmeyeceğimiz bir kale düşünün. Kalenin duvarları 300 metreye varan, ancak içeriye girişler kalenin kapılarından olacak şekilde dehliz geçitlere tabi. Bizim hedefimiz bu bilinen en büyük kapısıydı. Kapı tabir ediliyordu. Birkaç tane kapı var. Kapı tabir ediliyordu. O kapıya tekabül etti. O kapıdan hedef olarak da girmeye çalışırken PKK'lılar o dağların üzerinden tabura ilk ateşi açaraktan teması başlattılar. Burada o kaleyi zorlamak, o kapıdan içeri girmek için Tugay'dan ilave silahlar istedik. Dağ topçusu istedik. İstediğimiz hedeflere çok güzel, çok başarılı atışlar yaptılar. Bizim ilerlememizi kolaylaştırdılar. Oradan ilk çıkan Üsteğmen Atilla oldu. Üsteğmen Atilla'yı baştan hiçbir hareket olmadı. Hiçbir şey görünmedi. Bir sessizlik hakimdi. Fakat Atilla'nın oraya çıkışıyla beraber Atilla yaralandı, vuruldu. İçeriye girip bölge araması yaparken artık bütün gecenin yürüyüşü, muharebenin verdiği yorgunluk bölüğünün bulunduğu yerlerde durmasını, istirahat etmesini, mümkünse kumanyalarından biraz yemelerini söylüyor. İlk defa bir istirahat olacak bütün bir gece boyunca ve muharebeden sonra. Bu öğlen saat 1.30-2 civarıydı. Yanlış hatırlamıyorsam o civarda. Yani öğlen vaktiydi. Bölüğü istirahat ederken kendisi duramıyor yerinde. Keşif yapmak için öne çıkıyor. Keşif yapmak istediği yerde de tam tahmin ettiği gibi işte gruptan kaçan şeylerin, örgüt üyelerinin saklandığı yer. Tabi Üsteğmen'i öyle yalnız başına görünce ve de kendisine doğru yaklaştığını görünce hemen ateşe başlıyorlar. İlk ateşten sonra sipere giriyor, kendini atıyor yere. Fakat tam orada bu siper diye bir şey yok tabi, yani arazinin doğal şeylerinden. Tam olaraktan gizlenemediği için gelen mermilerden birisi sırtında girip arka tarafında bel hizasında yaralanmıştı. Onu helikopterle
yaralandığı yerden almak o kadar güç oldu ki. Fakat helikopter pilotunun da ustalığı, cesareti ve mahareti sayesinde çünkü çok yakın kayalıklar ve yaralının da helikopterin inebileceği bir bölge olmadığı için, yani düz bir bölge olmadığı için o kayalıkların arasından alınması gerçekten yani göz kamaştırıcı bir hareketti. Operasyonlar Hakkari Dağları'nı hallaç pamuğu gibi atmaya başlamıştı. Ancak işin bir de Mehmetçik boyutu vardı. Özellikle batıdan doğuya giden asker ne görüyor, ne hissediyor, ne yiyor, ne içiyor, nasıl yaşıyordu? İlk defa kafama dank etti. O zamana kadar ben işte giderim doğuda da hizmet veririm, işte yapmak lazım gibi düşünüyordum. O gün ne kadar zor bir şeye kalkıştığımı anladım. 10 saat falan yürüdük biz gece, işte o saat 12-1 gibi yola çıktık. Ertesi gün saat 10'a kadar falan yürüyüş yaptık. Bir yerlere gittik, bir dağın tepesine, orada mevzilendik. O yürüyüşümü hiç unutmuyorum. Yani işte ay da yoktu o gece. İşte önünüzde, bir metre önünüzde birisini ya görüyorsunuz ya görmüyor. İşte mayına mı basarsınız, işte önünüzde birisi bir şey olur da yere mi düşer onu mu tutarsınız falan. Çok farklı bir dünyanın içine girdiğimi o zaman anladım. Gittiğiniz zaman yaşamaya başlıyorsunuz. Ve yaşadığınızda şunu görüyorsunuz, bildiğiniz gerçeklerin aslında gerçek olmadığı, bildiğiniz yalanların da aslında gerçek olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Enteresandır benim tespitlerimden bir tanesi, çatışmayı çok kötü olgu olarak biliriz biz sivil hayattan baktığımızda. Deriz ki çatışmaya girildi. Halbuki bizim yaşadığımız dönemde çatışmayın korkunç şey değildi. Bazen çatışma çıksın diye dua ettiğiniz zamanlar oldu. Ben timde şeydim, haberciydim mesela. Şöyle bir kartlar vardı, verdiler bana. Dediler ki işte bunu timlerinizi dağıtacaksınız. Ben sana veriyorum, pardon size de veriyorum. İşte Serdan Akinan, işte doğum tarihinden. İşte adını sen doğal olarak bana soruyorsun, diyorsun ki bu ne? Şimdi, sormaz mısın ya, niye veriyorsun? Sen de verdiğin cevap şu, işte öldüğün zaman seni rahat bulsunlar diye. Böyle muhabbet var ya. Aa filan ne cebine koyuyorsun. Mesela balık verirlerdi, ton balık, onu alırdım. Su alırdım, gizli günlüğünü alır işte zeytin, sucuk mesela, bu hafif olan şeyler, çikolata genellikle böyle, soğuk yiyecekse çikolata. Ondan sonra daha böyle hafif olan şeyler, mesela konserve fazla almazdı çünkü ağırdır konserve. İşte çay, o Lipton çaylar, çorba falan. Ne, onlar hafif çünkü, nasıl, şeker. Onlar iştahını keser, acıktım o zaman. Sakız alabiliyorsan sakız. Böyle ağır kutluk olabilir, böyle bilmem ne falan almazdık yani. Daha böyle hafif ve çabuk hareket edeceğin şeyler alıyorlar. Başka ne olurdu çantada? Elbise, tabii elbise, siyah, çoraptı, işte atletti, battaniye derler, pançon. O sonra nasıl söyleyeyim, neyse o an taşıdığın mühimmat, kim taşıyorsun işte. Mermi mi, bomba mı falan, onları alıyorlar. Ben hiç korkan kimse görmedim mesela bir yılda. Yani binlerce kişiyle karşılaşmışımdır askerle. Hani işte başımın üstünden mermi uçtu, işte o yaralandı, bunun şurası koptu. Hani bir kişide bile ben bir korku görmedim. Ben bunu mesela çok ilginç bir teşhis olarak aslında fark ettim. Yani o zaman zaten şeyi anlıyorsunuz, işte hani Türk askeri derler ya, işte Kurtuluş Savaşı nasıl kazanıldı hani, veya Osmanlı İmparatorluğu nasıl kuruldu, onu görüyorsunuz. Yani bence bizim en büyük gücümüz orada gibi. Yok kimse de korku. 45 gün arazide kaldığımız bir dönemde intikal sırasında bunalıma girip
üzerimize ateş açan askerimiz oldu. El bombasını çekiyor. Üzerimize atmak üzereyken elinden aldık. Çocuk tamamen bilincini yitirmiş. Yürümekten dolayı, intikalden dolayı bunalıma girmiş vaziyette. Kendine getirmemiz bir saat sürdü. Baktığınız zaman bu intikal sırasında artık yürüyorsunuz. Bir dönem sonra diyorsunuz ki keşke şu tepenin arkasında bir PKK grubuyla karşılaşayım, çatışmaya gireyim, durayım ve dinleneyim. Bu çok enteresandır ve çatışma çıktığı zaman seviniyorsunuz. Oh diyorsunuz, biraz dinleneceğiz. İntikaller dediğim gibi gece oluyor. Çünkü görülmemeniz lazım. Sessiz olmanız lazım. Ve tim 30 kişi diyorum ama belki de böyle 150-200 metre mesafeye dağılan bir 30 kişinin yürüyüşünü düşünün. Ve gruplar halinde, yani aynı anda herkes intikal etmiyor. Özellikle tehlikeli bölgelerden geçerken parça parça geçiş, sessiz olma çok önemli. Beni tim komutanı olarak orada rahatsız eden askerin başına herhangi bir şey gelmesi. Yani birisi bir mayına mı bastı, herhangi bir pusuya mı düştük, birisi bir yerde mi kaldı. Çünkü gece olduğu için hakikaten hakim olmak çok zor oluyor. Sadece yapmanız gerekeni biliyorsunuz ve onu yapıyorsunuz. Kaç saat mesela bir ortalama? Sabaha kadar tetikte oluyorsunuz. Yani orada saat mevhumu yok. Eğer gece ay yoksa başınız her an belaya girebilir. Hazırlıklı olmak lazım. Gözü dört açmak lazım. Askerin uyumaması lazım. Herhangi bir anda nasıl davranacağını bilmesi lazım. Mesela ben şey yapardım. Biliyorsunuz asker devre devre gelir. 3 ayda bir ya da 4 ayda bir bir derecesi olur. Yenilir gelir. Yeni askerle eski askeri yan yana koyardım ki yani tecrübesizler yan yana gelip de şey olmasın. Body derdik biz onlara. İkili ikili yürürlerdi. Herkes body'sini sırtlardı yani. Götürürdü. Başına bir şey gelmesin diye bir tecrübeli bir tecrübesiz koyardım. Hatta ben şeye de dikkat ederdim. Şimdi ateş ettiğinde tüfekte biliyorsunuz kovan, boş kovan sağ taraftan çıkar. Sağ tarafa acemi askeri koymazdım çünkü bana çok geldi şey. Boş kovan. Ateş ettikten sonra boş kovan çok geldi ve insan korkuyor. Yani vurulduğumu zannediyorsun. Terörle mücadele artık savunarak değil, saldırarak yapılmaya başlanmıştır. Erdal Sarızeybek, çatışma şartları gereği Hakkari bölgesinde silah envanterinin nasıl şekil değiştirdiğini çok çarpıcı bir anısıyla bakın nasıl anlatıyor. 92'de 89 milimetrelik bazuka diye tabir ettiğimiz iki tane borunun birbiriyle iç içe geçmesiyle kurulan 89 milimetrelik roket atar kullanıyorduk. Bu roket atar manyetoyla çalışıyordu. Tetiği çektiğinizde eğer akım sağlıklı bir şekilde rokete giderse patlıyordu. Bizim roket atarlarımız eski tarih, imal yıllarının eski tarihli olması nedeniyle herhangi bir olayda kullandığımız zaman en az 3 mermiden 2 tanesi patlamıyordu. O tarihte teröristlerde RPG-7 tabir edilen Rus ve Çin yapımı roket atar vardı. Bu roket atarın özelliği neydi? Tek parçaydı. Mermiyi dışarıdan veriyordunuz namluya ve tetiği çektiğinizde patlıyordu. Dolayısıyla biz teröristlere bir tane roket atar iken onlar bize aynı anda 10 tane roket birden atıyorlardı. Aynı şey makinalı tüfekler için de geçerli. Bizde MG3 tabir ettiğimiz makinalı tüfeğimiz vardı. Bu makinalı tüfeğimizin bir aksayan özelliği toz olduğu zaman arazide yoğun toz, namluya da bu toz girdiği zaman mermi tutukluk yapıyordu. Dolayısıyla makinalı tüfekle 10 tane mermi atıp da tutukluk yaptığında o tutukluğu gidermeniz büyük zaman alıyordu.
Teröristlerde hangi silah vardı? BKC denilen yine Rus ve Çin yapımı makinalı tüfek vardı. Bu silahın özelliği neydi? İsterseniz çamurun içine atın, isterseniz tozun içine, hiç tutukluk yapmadan ateş ediyordu. Nitekim ne oldu alan çatışmasından sonra? Rahmetli Özal alana geldi. Rahmetli Eşref Bitlis alana geldi. Silahlı kuvvetlerin üst düzey komuta heyetiyle sivil idarenin bölge valisi, valisi, bakanı alan çatışmasına geldi. Biz teröristlerden elde ettiğimiz silahları oraya serdik. RPG-7 roket atarları, kaleş piyade tüfeğini, ondan sonra BKC makinalı tüfeğini gösterdik. Aradaki farkı da anlattık. Dolayısıyla ben bu durumu Sayın Rahmetli Özal'a ve Sayın Eşref Lise anlattığım zaman, evladım ne istiyorsun diye de bana sordukları zaman dedim ki Sayın Komutanım bize para verin. Sayın Cumhurbaşkanım biz de dedim Irak'tan silah alalım. Peki dedi, parayı gönderdi ve biz Irak'tan silahları aldık. Ve biz elimizdeki bütün silahları depoya kaldırdık. Kuzey Irak'tan alınan silahlarla kendimizi savunma durumuna geçtik. 28 Eylül gecesi karargah hareketlidir. Harekat ve İstihbarat Şube Müdürleri komutanın odasına çağrılır. Osman Pamukoğlu kabartma haritadan hedefi gösterir. Hedef bu kez PKK'nın Avaşin adını verdiği Mezi Karyaderi kampıdır. Kamplar Türkiye-Irak sınırının güneyindedir. Harekat sızma şeklinde yapılacaktır. Plan genelkurmaya gönderilir. 6 gün sonra harekata onay gelir. Yalnız onayla birlikte çok da ilginç bir bilgi verilir. Benim kararım. Karakolu yerle bir edeceksiniz. Kesin eminim. Mezi kampın kuşatılmış olaraktan sınırı gece geçtik. İşte Barzani'nin karakolları var. Bunlar 91'den itibaren biz bu karakolları Barzani'ye gösterse yapmışız. Bu karakolların teçhizatı malzemesini biz vermişiz. Zaten peşmergelerin parasını da biz veriyoruz. İşte mühimmat da bizden, silah da bizden, maaş da bizden, karakol inşaat da bizden, tefriş de bizden yapılmış. Genelkurmay'dan gelen bilgi notu şudur. Operasyona katılacak birliklerimiz Irak'ın derinliklerine doğru ilerlerken bölgedeki Barzani'ye bağlı karakollardan istihbarat ve kılavuzluk desteği alınabilecektir. Ve operasyon Tugay komutanımızın koymuş olduğu talimat üzerine çember şeklinde gene yapıldı. Dört yönden de yaya yürüyüşü şeklinde gece hareketiyle gündüz Mezi kampı kuşatılmış olaraktan sınırı gece geçtik. Birlikler gece yürüyüşünde ilerlerken komutan telsizinden bir çağrı alır. Tabur komutanı beni aradı. Ben de şey diyeyim, oradaydım. Hakan Tepe'de. Beni aradı. Saat 2 civarındaydı. Hatırladığım kadarıyla. Dedi komutanım durum böyle. Yani bize mihmandarlık yapacak karakollar normal şey karakol. Bir ateş açıyor. Nasıl olur? Ya bir yanlışlık olmasın yani. Komutan ateş açıyor. Yani biz bağırdık, söyledik, çağırdık. Yani bizim kim olduğumuzu ben. Yani işte normal çatışıyoruz. Ateş, Genelkurmay'ın destek alacaksınız dediği Barzani karakollarından gelmektedir. Şimdi ne yapsın binbaşı? Sen onu şey gibi görüyorsun. Yani müttefikin gibi hareket ediyorsun. Yani dost mos gibi. Şimdi binbaşının tereddüt etmesi normal. O karakol Barzani'nin karakolu olduğu belli. Onun karakolu. O bölge zaten. Başka aşiret yok ki. Onun adamlarından başka kimse. Herkes de biliyor bunu. Oradan ateş edince tereddüt edersiniz. Yani bir yanlışlıkla mı bizi ateş ediyor? Ancak karargahta tereddüt kısa sürer. Osman Paşa telsizi eline alır ve talimat verir. Karakolu yerle bir edeceksiniz. Kesin emindir. Sonra aradı tekrar. Belli bir süre sonra. Komutan dedi ise PKK'lılar. Burada Barzani'ye hiçbir şey yok. Ve bunlar 1,5 yıldır bu karakoldalarmış. Birliklerin sızması devam eder ve hedefe varılır. Sıcak temas sağlanır. Ancak yüzlerce PKK'lı olması gerekirken çatışmanın şiddetinde bir tuhaflık vardır. Bu kampta bir zayıflık var. Karşımızda. Yani bizim karşımıza evet ateş ediyorlar, çarpışıyorlar, direniyorlar. Kamp çöktü zaten yani o gün çöktü. Fakat bir zayıflık hissediyorsunuz. Yani bunu görüyorsunuz yani çok.
burada bir şey var, bir şey var. Kamp toparlandı. Kamp toparlanır, yani tamamen çökertilir. Ancak operasyon hedeflenenden çok zayıf geçmiştir. Bu durum Osman Paşa'yı şüphelendirir. Zayıflığın sebebini bir türlü bulamaz. Bu zayıflığın nedeni, çok sonraları, tamamen bir tesadüf eseri ortaya çıkar. İki ay falan sonra iki tane kız, biri 13-14 yaşlarında, birisi 16-17 yaşlarında, birisi birkaç yıldır şeyde, PKK'da. Siz neredeydiniz dedim. Daha önce nerelerde bulunduk? Şu saydı işte, orada bulunduk, Zeri'de bulunduk, işte Zap'ta bulunduk. Abaşin'de bulunduk. Abaşin, Mesih Karayadır bizim hocam. Biz geldiğimizde siz Abaşin'de miydiniz? Evet dedi, Abaşin'de. Sizin geleceğinizden haberimiz vardı efendim. Nasıl haberiniz var? Efendim siz gelmeden 3 gün önce 200 kişi, şu kadar koyun, bu kadar keçi, bu kadar bilmem ne, hepimiz küçük sapı geçtik, Şemdin için geçtik, Gara Dağı'na geri çekildik. Şimdi nasıl oldu bu işin? Efendim? Barzani'nin Ankara'daki temsilcisi Amedya'ya. O Zap'ın bir yerleşim merkezi var orada. Ona bildiriyor, oradaki telsiz de bizim lidere bildiriyor. Biz 3 gün önce çekildik. ...26 Ekim gecesi Çukurca Üzümlü Karakolu baskına uğrar. Çatışma sabaha kadar sürer. 10 asker şehit düşer. 17 PKK'lı ise öldürülmüştür. Osman Paşa birkaç hafta sonra Üzümlü Karakolu'nun bir kez daha saldırıya uğrayacağı istihbaratını alır ve karakola iki jandarma özel harekat timi gönderilmesini emreder. Bu timler 12 Aralık günü karakolu basmaya gelen 100 kişilik bir PKK grubu ile sıcak çatışmaya girer. Jandarma komando Zekeriya Gözyuman bu çatışmada göğsünden tek kurşuna vurularak şehit düşer. Acı haber tez ulaşır. Gözyuman ailesinin Adapazarı Akyazı'daki evlerinin kapısını bir üste hemen çalar. Şimdi onlar beni görünce böyle kilolu milolu nasıl hasta olduğumu duymuşlar. Biz bunu buna diyemeyiz demişler. İmkanı yok. Kalp falan olur adam küt gider. Kayınçamı dışarı çağırdılar salona. Kayınçama demişler durum böyle böyle. Zekeriya Gözyuman şehit düştü diye. Biz bunu babasına diyemeyiz sen de. Kayınçam bayılıp düştü tabii. Kız kardeşi görüyor onu hemen. Biraz ayakkabılarında gar varmış. Almış. Ayırtmış karla beraber. Bunlar küt pat aynı oturduğumuz mutfağa geldiler. Sen anlat, ben anlat derken dikmen bukları. Ali isminde bir arkadaşıydı. Dedi arkadaşım durum böyle böyle. Deminden beri diyemedik biz bunu sağa. Çocuk şehit düşmüş. Allah sabırlar versin. İşte şöyle olmuş, böyle olmuş. Bitti. Her şey bağlandı kaldı. Her şey bağlanır kalır. Evde herkes feryat etmekte, ağlamaktadır. Bir tek kişi son derece metanetlidir. Anne Asiye Gözyuman acı haberi aylar önce bizzat şehit düşen oğlundan almıştır. Ben dedi şehit düşeceğim anne dedi bak dedi. Bana hiç ağlamayacaksınız bak. Anladın mı? Allah nasip ederseydi. Ben de dedim ki oğlum sen dedim ana olsan da ben oğlum olsam sana anlatsam nasıl olur? Gurun duyacaksın gurun dedim öyle ihtimaller. Anladın mı? Öyle gitti. Tabii telefon etti. Gitti. Yatağına yerleşti. Telefon etti. İyiyim ana rahatım. Ama anlaşıttım anlatayım. İşte o son 7. ayın üzerinde bu gece bir rüya gördüm. Bana dedi ki ne bir adam ihtiyar. Beyaz sakallı. Yenge bak dedi. Başına bir felaket gelecek ağlamayacaksın. Velasri'yi okudu üzerime ve tevasu bile hakkı ve tevasu sabredin. Sabredeceksin. Etti çıktı içeride. Kalktım oturdum annem de hasta yatıyor. Kalktım bir anama baktım. Açtım pencereyi. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyul azim dedim. Allah'ım acene gelecek. Başıma
Çünkü hiç aklıma gelmiyor benim oğlum şimdi şehit düşerdi. Saat 2'lerde işte astsubayla şey geldi, Teğmen. Bize söyleyemiyor. Abimi çağırdılar, kardeşim. Uşak şehit düştü. Tabii ben anladım onu. Annemin yanından çıktım, gördüm kardeşim bayılmış, masanın üstüne yumulmuş böyle. Abi Zekeriye şehit mi düştü yoksaydı? Hiç kimse bana bir şey demedi bak. Hemen abimi aldım bıçağı. Getirdim içeri. Gurun duyacaksın kardeşim dedim. Sen şehit dayısı, ben şehit annesi oldum. Her kula nasip olmaz bu dedi. Vatan sağ olsun dedi. On gün sonra Zekeriya Gözyuman'ın şahsi eşyaları gelir. Annesi çantanın bir gözünde Zekeriya'nın kendi eliyle yazdığı bir şiiri bulur. O zaman gözyaşlarını tutamaz. Olur ya, bir çatışmada ölürsem arkamdan yas tutmayın. Bırakın toprağımda rahat içinde yatayım. Bedenimden komandomu çıkarmayın. Onlar benim gururumdur. Botlarımı çıkarmayın. Onlar nice yollar aşacak. Şehit olursam Sırat Köprüsü'nden mi geçecek? Elimden tüfeğimi almayın. O benim namusumdur. Ölünce mezarıma sembol olacak. Yaramın kanını silmeyin. Ahirette hesabı sorulacak. Göğsümden kör kurşunu çıkarmayın. O benim madalyam olacak. Yaklaşık 70 santim kar var. Şimdi Ocak ayında, normal Aralık Ocak ayında bunlar Irak'a çekilmedilerse bunların bulunacağı yer normal Karanlık Dağ'daki kamp. Yaklaşık 70 santim kar var. Biz şeydeyken, Balkaya Dağları'nda operasyondayken bu Hakkari baskınını yapanlar şeydi. Bu Karanlık Dağ, Kato'dan gelenlerdi. Kato'dan gelenler. Şimdi Ocak ayında, normal Aralık Ocak ayında bunlar Irak'a çekilmedilerse bunların bulunacağı yer normal Karanlık Dağ'daki kamptır. Testere sırtı gibi böyle bir balina düşünün. Ama her tarafı şey, yani testere gibi bir dev blok oturmuş. Oraya harekat yapacağız. Kışın. Kışa. Karın içinde. Ama bunlar en tepede doruklar. Harekat başladı. Buradan ateş yediler bizimkiler. Çok yoğun ateş geliyor. Boyun noktasının başladığı yerden doğuya doğru o testere sırtlarını dövelim, tamam. Birazcık azalt. Çok güzel darbeler, çok güzel. Elinize sağlık. Teröristlerin kaçışını önlemek için biz Kato'nun güney yamacını tıkadık.
Şimdi bunlar burun tuttuktan sonra bu bölümü ileri yanaştıracağım komutanım. Ondan sonra şuradan dere yatağı iniyor. Bunun yaklaşık 700 metre batısından da Çaltepe patikası iniyor. Köye inen patika. Bir bölük, bu bölük, bu dere yatağından batıdaki bölüğünde birkaç unsuru o patikadan aşağıya 11 numara inecek. Zaten 11 numara arandır yarın şu tarafı. Sırtın yeğilini sırtın. Her tarafından geldi mi? Olduğu gibi her tarafından geldi. Ateş mi yediniz gene aynı yerde? Anlaşıldı. Ben şimdi oraya yönlendiriyorum. Bizim görevimiz Kato'nun saklandıkları yere ikinci tabur taarruz edeceği zaman bunların kaçacağı belliydi. Kaçacağı noktalar da belliydi. Biz Tugay'dan o noktaları tutmak üzere görevlendirildik. Diğer taburlar Kato'daki teröristleri sıkıştırınca bizim her taraftan kaçamayacak duruma gelince bütün taraftan kaçmaya çalıştılar. Onun için zaman zaman bizi şiddetli ateşin altında da tutmaya çalıştılar. Zirveden boyun noktasına doğru o hakimi bombalayın. Ağaçlık bölgeye saklanmış da olabilirler. Oraya da atın. Tamam. Teknik Uygar 2. Uygar 2 sol kolunuzda kayalara yamanarak açıktan gitmesin kimse. Biz aşağıdayız. Buralardayız. Ama dağ kuşatılmış durumda. Ama kuşatmalı bir bahane yukarı çıkmamız lazım. Şuraya aniden bir uçar birlik harekatı yaptı. Yani helikopterle indik oraya. O köşede böyle bekleyen ve şaşırdı. 25 kişi varmış. 25 kişi. Neye uğradığını anlayamadılar. Yani biz helikopter indiği falan yok aslında. Yani normal havurda duruyor ve hemen atlıyor. O 25 kişi ateş bile edemedi. Kıpırdayamadılar. Tam şok oldular. Ateş edemediler. Hiçbir şey. Sonuç gün ağarmadan biz orayı düşürdük. Çıktık. Gece orada kalındı. 4 mağara, 2 tanesi dev. Dev mağara. Mağaraların içi karargahlar. Yatma yerleri. Osman Pamukoğlu kış şartlarında taarruz etmeyi tercih ediyordu. Bu stratejinin temel mantığı PKK'nın kış aylarında belli noktalarda toplu halde durmasıydı. Bu noktalardan biri de Buzuldağı'ydı. Sırada PKK'nın Alandüz kampı vardı. Bize tüfeklerin kabzelerini bile yakabileceğimiz yetkisini ve emrini. Bir silah patlasa binlerce ton kar hepimizin üzerine düşer. Bizim erzaklarımız 3 gündür bitti hepsi. Erzak önemli değil. ...1500 kişi havadan, 2000 kişi karadan. Buzuldağını Ocak ayında iki komando taburu yürüyerek geçti. 4000 küsur metre onun şeyi biliyorsunuz. Buzun. Aslanlı ve Demirli geçitlerinden geçerek şeye girdik. Ve Ocak ayında. -30-40 derecede girdik. O gün akşam hava birden kapandı. Biz bu çanakta kaldık. Ben dahil. 5 gün. Erzaklarımız bitti. Gece kar. Hiç durmadan yağıyor. Ve hiç kıpırdayamıyoruz. Ateş edemiyoruz. Bütün bölge, bütün o yarların üstü tonlarca kar. Bir silah patlasa binlerce ton kar hepimizin üzerine düşecek. Bizim erzaklarımız 3 gündür bitti hepsi.
erzak önemli de değil. Soğuk. 5. gündeyiz. 2,5-3 metre kardayız. Karın içindeyiz. Kar durmadan yağmaktadır. Ve PKK mağaralarda saklanırken o dev çanakta binlerce Mehmetçik kar altında beklemektedir. İkmal de yapılamadığından askerlerimiz hem açlığa hem de soğuğa karşı müthiş bir mücadele vermek zorunda kalır. Hem doğayla mücadele ediyorsunuz, hem her an düşmanın yapabileceği bir ters hareketle karşılaşmaya karşı tedbir almak zorundasınız. Her gün gündüz bulunduğumuz yerde gece bulunmuyorduk, gece bulunduğumuz yerde gündüz bulunmuyorduk. O kara rağmen. Bulabildiğimiz, tabii işin gizliliği de ortadan kalktığı için, bulabildiğimiz ağaç, dal ne buluyorsak yakıyorduk. En son çok ilginçtir ve bu hayatımda büyük bir hatıradır. Tugay komutanımız bizzat bize tüfeklerin kabzelerini bile yakabileceğimiz yetkisini ve emrini verdi. Emir verdim. 3. geceden sonra. Bütün arka çantalar, içindeki teçhizat, gerekirse tüfeklerin dipçikleri dahil. Hepsini yakın. PKK'nın Irak topraklarındaki bütün kamplarına aynı anda operasyon yapma kararı alınır. 1,5 saatte 6 helikopteri vurdular. Ama biz atladık. Ona rağmen atladık. Ona yapacağınız tek şey moral vermektir. Hayatımın en uzun gecesi. Gece Irak topraklarına girerek kampı tamamen kuşattık. Karadan girdik, havadan da kampın üzerine bizzat atladık. Çok çetin geçti. Özellikle ilk atlayan gruplar, güneye inen bir 60 kişi üsteğmenle, kuzeye inen yüzbaşı İbrahim komutasında 40 kişi. Çünkü bizim karadan gelen birliklerimizin havadan attığımız birliklere ulaşmamız lazım. Ve o kampta tam o tarihte güney bölge koordinasyon toplantısı yapılıyormuş. Tam 459 kişi vardı. Hepsi oraya geldi. Yani onların kendine göre sözde lider kadroları ve ileri gelenleri. Bizim taburun hareket tarzı kampın tam doğusundaki bir hakim araziye bırakılaraktan kampa doğu batı istikametinden ilerlenmesi görevi verilmişti. Helikopterlerle bizim tabur belirtilen noktaya bırakıldıktan sonra hedefimiz bunların direniş tepe tabir ettikleri, daha önceden hiç kimsenin bu tepeye gelemediği, ele geçiremediği söylemlere olan bir hedefe doğru taarruz ettik. Bunların ele geçirilemez dediği tepeyi çatışma başladıktan 3 saat sonra ele geçirmiştik. Fakat burada gene çok enteresan bölgenin arazi yapısının çok enteresan bir şeyi var. Direniş tepe dedikleri hedefe bizim bulunduğumuz tepeden ilerleyebilmek ancak ve ancak aşağı iniyorsunuz tekrardan direniş tepeye tırmanmak suretiyle oluyor. Taburun bir bölüğü sağ taraftan aşağı inip bir bölüğü de sol taraftan aşağı inerekten yukarıya doğru tırmanıyor. Bir de köprü gibi ancak bir kişinin ayakta geçebileceği, her iki tarafı da yar, uçurum, iki tepeyi aynı düzeyde birleştiren bir keçi yolu var, patika. Buradan da ancak bir tek asker, o da manevra yapma imkanı yok, yürüyerekten geçebileceği bir yer. Böylesine bir garip bir şey. Bir buçuk saatte 6 helikopteri vurdular.
Ama biz atladık. Tolar hariç atladık. Helikopter vurulunca tabii plan bozuluyor. Yani havadan 1500 kişi atıyorsunuz. 6 helikopteriniz. Bir helikopterde bir terslik oldu. Karakolun yanında dala ağaca çarpınca 7 helikopter eksildi. İlk bizim İbrahim bölüğü atılacaktı. Oraya 3 sorti yapıldı. Arkasından helikopterler yara aldı. Çünkü her girilen yerde çatışmaya başlamıştık. Temas sağlanmıştı. Her girilen yerde. Ve özellikle adamlar helikopterlere ateş ediyorlardı. Çok kısa bir sürede 7 helikopter yaralandı. Bir tanesi hatta Yeşiltaş'ta timi almaya inerken o kavak ağaçlarını palini dedi. Bir pal arızası oldu orada. Onun için biraz da akşam oldu. Bizim attığımız ilk bölüm bir kısmı yalnız kaldı orada. Ve o bölük komutanıyla 60-70 kadar asker sabaha kadar orada bulunup kampta bulunan teröristler tarafından etrafı sarıldı. Kahramanca savaştılar. Biz sabaha kadar bölük komutanıyla tabii yapacağınız hiçbir şey yok. Niye yok? O hiçbir şey yapamazsınız. Bölgeye uzak intikal edemezsiniz. Helikopter gidemiyor. Helikopterler saf dışı kaldı. Karanlık. Ona yapacağınız tek şey moral vermektir. Hayatımın en uzun gecesi. Ve sabahın erken saatlerine kadar o çocuklar mevcut mühimmatlarını tasarruflu kullanarak çepeçevre sarılmış olarak çarpıştılar. Sabaha karşı çemberi yararak hava başını ele geçirdiler. Ve hemen tabii gelen helikopterlerle biz onlara takviyeye gittik. Operasyon tüm kollardan şiddetli çatışmalarla sürerken operasyonu dağda bizzat yürüten Osman Paşa'ya acil bir telsiz mesajı gelir. Acilen Genelkurmay Başkanı size görüşmeyi istiyor. Hava da kararmıştı. Harekat merkezine gelir ve Ankara'yı Genelkurmay Başkanı'na arar. Genelkurmay Başkanı kesin bir talimat verir. Osman Paşa harekatı durdur. Çünkü İncirlik'ten kalkan Amerikan uçakları senin harekat yaptığın yerin hemen 20-30-40 kilometre altında iki tane Birleşmiş Milletler'e ait Sikorsky helikopterini vurdular ve düşürdüler. Komutan, helikopterler Amerikan helikopteri, Sikorsky'ler. Bunu Amerikan pilotu bilmiyor mu? O helikopterlerde silah yok ki. Onları yere indirmeye mecbur edersin, inerler. Sen harekatı 2-3 gün ertele bakayım. Bu dedim komutanım nasıl? Ya oldu dedi ya. 2-3 gün ertele harekat. Osman Pamukoğlu verilen emri harfiyen uygular. Genelkurmay Başkanı'na yaptığı telefon görüşmesinden sonra askerlerini geri çekmez. Ancak 2 gün sonra operasyona kaldığı yerden aynen devam eder. İki gece yani artık ikinci gece girerken ben ertesi gün normal dördüncü taburun, sapın, bir de Necmi'nin taburu, ikinci taburu çok başka bir yerden, ters bir yerden, o Metinan önünden Balako Köprüsü diye bir yer vardır. Yani o kampı arkadan kuşatan bir yere oradan hemen gece geçmesini, öbür taburunda sabahın saat 5.05'ten itibaren bizzat Direniştepe diye bir yerleri var bunların kendilerine göre işte biz burada tutarız buradan öteye kimse geçemez falan filan diye çok böyle kendilerine göre nam saldığı bir yer var. O tepenin tam üzerine saat 5'te 600 komando havadan atlamaya başladı. Bayram Pacar tamam. Sunuz. Direniştepe'den güneye doğru iniyoruz. Fakat bunlar ilk şaşkınlıktan helikopterin oraya asker indirmesinden ne olduklarını anlayamadılar. Zaten
bir iki kere bahsettim. Savaşta ani karar verme, ani hareket. Karşısındakine şaşkınlığa uğratmak. Dolayısıyla ateş, ani bir ateş olmuyor. Olmadı. Olmadı. Şaşkınlık içerisinde işte onlar tepeci denilen grupmuş. Hakim arazideler. Kamp aşağıda. Vadide. İşte kampa bildiriyorlar. Onlar da emir almayı bekliyorlar falan. O arada ateş etmiyorlar. Bu arada biz iyicene inme bölgesini emniyete almış durumdayız. Ondan sonraki helikopterler çok rahat geldiler. Aynı saatlerde Nizamettin Tayfur'a da emir verilir. Sınır ötesinde operasyondayken 150 kişilik bir grupla karşılaştık. Bölük komutanı kim gider çocuklar? Tim komutanlarını toplayarak bir strateji belirledi. İşte 150 kişilik karşı tepede bir grup var. Bu grubu ateş altına alabilmek için çok kenarlarında bulundukları tepenin dibinde bir kayalık bölge var. O bölgeye bir timin görevlendirilmesi söz konusuydu. Görevi ben aldım. Dolayısıyla gitmemiz gereken bir 60 metrelik bir kayalık bölge vardı. O bölgeye gidip konuşlanıp oradan çapraz ateşe tutacaktık. Buraya kadar yayıldı. Havanın kararmasıyla birlikte buradan aşağı ineceğiz. Köprüleri atıp o 60 metrelik bölgeye intikalimiz sırasında, tabi bu sırada buraya intikal ederken siz ateşliyorsunuz. Ben üçüncü kişi olarak çıktım. Önden gözcü, önden iki tane askerim çıktı. Peşine ben çıktım. İntikaller tamamen ip şeklinde. Aralarımızda 3-4 adım olmak üzere bir sıra dizilim şeklinde intikal yapılırdı. Bölgeye giderken, 60 metrelik kısma giderken biz tabii işin verdiği heyecanla, daha doğrusu üzerinize mermi geldiği zaman işte şuraya da gideyim, şuradan daha iyi görüyorum, şu kayalığın dibine girersem daha net yakalarım hırsıyla bir anda biz kendimizi olması gerekenin çok ötesi bir bölgede bulduk ve ay şeklinde bir bölgeydi ve PKK'lı grubun geldiğimiz birlikle kendi bölümümüzle bizim aramızdaki boğazı kestiğini gördük. Tabi destek için kobralar geldi. Fakat kobraların ateş etme mesafesi tabi bir toleransı var sonuçta kobraların da. Biz 15-20 metre temastayız. 15-20 metre PKK'lılara bizim askerlerimiz ilk temaslarında koruyucu zannedip durun siz hangi bölüktensiniz diye soracağı kadar yakın mesafeye kadar girdiğimizi gördük. Sonradan tabii bunun farkına varıyoruz. Derken çatışma başladı. Çatışma başlayınca kobralar geldi bize destek için. Arkamızda bölükte topçu bölüğümüz var, havan bölüğümüz var. Yakın temasımızdan dolayı hiç kimsenin, ne kobraların, ne havan bölüğünün, ne topçu birliğinin bize destek vermesine imkan yoktu. Dolayısıyla sonradan arkadaşlarımızdan öğrendiğimize göre herkesin bizim için dua ettiği, işte inşallah az şey çıkar veya bir timi kaybettik gözüyle baktığı bir çatışma ortamına girdik. Yaklaşık 9,5 saat süren bir çatışma. Sonucunda şükürler olsun ki tek bir askerimin kaşından aldığı bir mermi yarasıyla, çok sıyrık diyebilirim, çıktığımız bir operasyon oldu. PKK'ya da ciddi kayıp verdiğimiz bir operasyon, çatışmaydı. Üç gün sonra yine bir tepede grupla karşılaştık. Bulunduğumuz tepeden karşı tepeye operasyonu gerçekleştirebilmemiz için yine çok yakınında yakın ateşe alabilmemiz için bir timin görevlendirilmesi
icap ediyordu. Böyle komutanımız bizi uygun gördü. Araziyi şöyle tanımlayabilirim. Bir futbol sahası düşünün. Karşıda bir tepe. Siz bu tepedesiniz. Futbol sahası karla örtülü. Ve siz bu futbol sahasında karşı kaleye doğru koşacaksınız. Mermi yemeden koşacaksınız. Açıkçası askerlerimden bir tanesini koluma yapışıp ağlarken gördüm. Komutanım ne olur gitmeyelim. Öleceğiz. Niçin bu görev alıyoruz? Zaman zaman insanların tabii farklı düşüncelerle başka psikolojilere girdiği dönemler oluyor. Askerim kendine getirdikten sonra cesaret vermek adına önce benim çıkmam gerektiği kanaatine vardım ve çocuklara gerekli talimatları verdikten sonra askerlere peşimden hiç kimsenin durmadan devamlı koşmasını, beni takip etmesini, dizilimi bozmaması talimatını verdikten sonra şehadet getirdik, çıktık sonuçta. Ve koşmaya başladım. Tabii bu sırada arkamızda bulunan bölümümüz çapraz ateşe alıyor. Üzerimize çünkü vurulmamanızda imkan yok. Bir futbol sahasını düşünün. Karşıda tepede tribünlerdeki bir insanın sizi vurmamasına, ki 150 kişilik bir gruptan bahsediyorum, sizi vurmamasına imkan ihtimal yok. Çapraz ateşe başladı bölük. Devamlı işte ağır silahlarla da atışlar başladı. Koşmaya başladım. Koşmaya başladığım zaman ölüme en yaklaştığım anlardan bir tanesiydi. Mermilerin kulağımda rüzgarını hissetmeye başladım. Kulağınızın kenarından geçiyor. Rüzgarını hissediyorsunuz. Ayağınızın dibine vuruyor. Yüzünüze kar fışkırıyor. Dolayısıyla bu mesafeyi yaklaşık bir 120 metrelik bir mesafe koştuktan sonra kendimi kayanın dibine attım. Çocuklara bağırıyorum koşun diye. Tabii arazide yaşamak gerçekten zor Serdar Bey. Sırtınıza 45 kilo yükle yaşıyorsunuz. Ve hızlı olmak zorundasınız. Çevik olmak zorundasınız. Tim komutanıysanız timinizi düşünmek zorundasınız. Timinizde herhangi bir tane bile asker olsa tökezleyen, yürüyemeyen, koşamayan sizin sorumluluğunuzda ve sizi bütün o, geri kalan bütün askerleri de bu bağlıyor. Bütün askerlerin de hayatını tehlikeye atıyor. Aynı şekilde bir tim aksadığı zaman bir bölüğün hayatını tehlikeye atıyor. Dolayısıyla kendimi attıktan sonra çocuklara bağırmaya başladım. Çocuklar çabuk olun diye. Bütün askerlerimi aldıktan sonra kayanın dibine artık inanamıyorum geldiğime ve diyorum ki ben vuruldum. Çünkü verilen eğitimlerde bize ilk vurulduğunuz zaman kaldı ki bir uzvunuz koptuğu zaman bile hissetmediğinizi yaşayan arkadaşlarımızdan da bunu biliyoruz. Hissetmediğinizi ilk anda hiçbir şey hissetmenizi bildiğim için ben kesin vuruldum ama nereden vuruldum? Bir koluma, bacağıma, elime, koluma baktım. Çocuklara talimat verdim. Askerlere talimat verdim. Vurulan var mı? Yanınızdaki, herkes yanındakine baksın. Hiç kimse de bir yara olmadığını gördükten sonra biz artık çatışmaya devam ettik. Çatışmalar bir süre sonra sona erer ve binlerce asker Türkiye'ye geri döner. Örgütün o dönemde Hakkari Bölge Sorumlusu Nizamettin Taş'tır. Nizamettin Taş, PKK Soruşturma Komisyonu'na verdiği bir ifadede ard arda gelen saldırılar sonucu örgütte oluşan havayı bakın nasıl değerlendiriyor. Bu 3 aylık süre içerisinde sergilenen taktik dışı tasfiyeci pratik yüzünden Behdinan Eyaleti pilot bölge rolünü oynamadı. Verilen kayıplardan dolayı savaşçı yapıda moral bozukluğu meydana geldi. Tahribatlar yaşandı. Bu açıdan ordu düzeni yerleşmedi. Kural, disiplin, resmiyet, askeri yaşam bozuldu. Laçkalık, düzensizlik gelişti. Kuzey Irak'a yapılan bu kapsamlı operasyon sonrası Türkiye içinde de operasyonlara ağırlık verilir. 4. Tabur, Mor Dağlar'da operasyondayken PKK'nın kurduğu bir pusuya düşer. Gündüz 11 civarıydı. Araçlara bindik. Aşağı yukarı 25 tane askeri araç ve gündüz hareket ediyor. Yolda tek bir yol var. Öğlen saat 1 gibi telsizlerin çekmediği çok sert bir yerde bize pusu kurulmuştu.
Ben 4. araçtaydım. Aşağı yukarı 8. araca çok yakından 3 tane falan roket düştü. Saat öğlen 1'di. Telsizle haber vermeye çalıştık. Mümkün değildi. Çekmiyordu o bölge telsizler. Demek ki buradaki grup o bölgenin özelliklerini, orada telsizin çekmediğini bilecek kadar bölgeye hakimdi. Demek ki Van bölgesinden gelen bir grup yüksek ovaya taciz yapmış, tekrardan kendi bölgesine geçmişti. Biz bunların arkasını kesmeden onlar çemberin dışına geçmişlerdi. Bizden daha hızlı hareket etmişlerdi. Sonra çemberin dışından bizim hareketimizi gördüler. Dönüşümüzü beklediler. Çünkü tek yol vardı. Orada bir pusu kurulmuştu. Çok üzülerek söylüyorum. Maalesef o araçta bulunan timden 14 kişi şehit verdik. Bu grubu takip ettik. Bu burada duramaz dedik bu dar yerde. Hakkari Karadağ'ın üzerine geldi. Hakkari Karadağ üzerinde girdiğini değerlendirdiğimiz çok küçük emarelerle bunlar dedik girdi. Bir ağ kurduk. Ağın kapalı kısmı Van Hakkari Karayolu. Bu ağı Karadağ'a sürdük 3500 metre. İkindiye doğru çarpışma çıktı. Karşımıza tam Karadağ'ın zirvesinde çıktılar. Tam şurada çıktılar. Ağı hareket ettirmedik. Böyle bekledik. Çatışma sürdü. Hava karardı. Çatışma saat 22 civarında kesildi. Ama hareket ettirmiyoruz abi. Hava tam kararınca hiç alakası olmayan ikinci taburu Hakkari Geçitli üzerinden Faraşin'le Karadağ arasına çıkarttık gece. Bu hep bunu biliyor. Saat 22 civarında ateş kesildi. Sabah gün ağrırken bu 60'ı yakın kişi İkinci taburun, beşinci bölümün namlarının ucuna çıktılar. 53 kişi bir yerde, 5 kişi bir yerde. 58 kişi. Bunlar bize pusu kuran başkale gruplarıydı. Ben de askerlere söz vermiştim. Yani bu pusuyu bu bölgede kuranları bulacağız. Tamam yok edildi. Bir şehitimiz, tim komutanlarından bir tanesi arkadaşım, bir roketle vuruldu. Her girilen yerde çatışmaya başladı. Temas sağlamıştı. Her girilen yer. Ve özellikle adamlar helikopterlere ateş ediyorlardı. Akut çok büyük bir operasyon. Bir de çok büyük bir taktik. Çok güzel planlama gerektiriyordu. Biz bir hafta önceden Şemdinli'ye intikal ettik. Hava şartları nedeniyle tabii biliyorsunuz o ertelendi. İlk planlamada her tabura 4 helikopter tahsis edilmişti. Yani 3 tabur aynı anda inecektik. Daha sonra komutan gece 3'te çağırdı beni Osman Paşa. Vahap dedi ilk senin taburu inecek. Bütün helikopterleri sana tahsis ediyorum. Emredersiniz komutanım. Tabii aynı emri bölük komutanlarına intikal ettik. Ettirdim. Sabah aydınlıkla beraber 12 helikopter bize tahsis edildi. Bütün taburlardan seçme 200 kişilik bir komando harekat timi kuruldu. Bunlar Derecik'ten köprü Derecik'ten nehri geçerekten gece intikaliyle taburların helikopterle atılacağı yerin yer emniyetini aldılar. Sabah yer emniyetinin alındığını duyulması üzerine Şemdinli'den, Derecik'ten helikopterler kalkaraktan taburları hedef bölgelerine, indirme bölgelerine atmaya başladılar. İndirme bölgesinde indikten sonra hedef bölgemize doğru yaya intikale devam ettik. Hakurk'u Irak tarafında güneyden kuşattık. 14.30'da indirme bitti. Karadan giren taburlar da normal şeyleri. Hakurk'un Irak topraklarına açılan kısımlarını kapattık. Tamam, yanına katacağım. Tamam, yolculuğa.
Şanslar yok artık. Hadi bak, kaç mermeniz var? Ya neyse, aşağı onu. Öyle. Geliyor mu? Tamam, geldi, geldi. Tamam, gelme daha. Kandil Dağı'na ve Hakurk Vadisi'ne taarruz başladı. Benim taburun görevi Hakurk Deresi boyunca bulunan bölgeyi taramak ve orada bulunan kampları tarumar etmekti. Başladık, ilk etapta bir şeyle karşılaşmadık. Bir yanımızdaki Reha Erbay'ın taburu temas sağladı. Onun daha kuzeyinde jandarma komando taburu vardı, o temas sağladı ama bizim bölgede bir şey yoktu. Sonra muazzam depolara rastladık. Yiyecekler. Çok ilginçtir. Sıfır mayınlar. Yüzlerle. 1700 taneye yakın personel ve anti personel ve anti tank mayını ben dereye attırdım. Taşımanız mümkün değil. Hakurk Vadisi'nde hava şartları son derece serttir. Sağanak yağmur hiç dinmez. Pançonun altında. Önce biz mühimmatımızı ve silahımızı koruruz. O harekatta 7 günde toplam 4 saat uyudum. Tabur komutanısınız. Hakurk gibi birçok birliği içinde yutacak bir büyüklükteki bir yere girmişsiniz. Vadiye girmişsiniz. Yapmanız mümkün değil. Uyumanız mümkün değil daha doğrusu. Yatma zaten yok da uyuma var. O da oturuyorsunuz bir taşın üstüne. Tüfeğin namlusunu hafif böyle şeyin üstüne kafanızı eğiyorsunuz 15-20 dakika. Göz dinlendirme. Öyle yatak, yorgan serip böyle bir şey olmaz, olamaz. Akşamleyin çok böyle yerlerde kar var ama çok varla yok arası. Birkaç santim bir kar var. O gece orada kaldık. Gündüz sabaha karşı ben istirahate çekildim tüme emniyetini aldıktan sonra. Çekildim, uyudum. Kalktığımda tabii bizim tulumlarımız vardı içeriden çektiğimiz çok sıcak bizi tutan. Tulumun içine girdim, biraz uyuyayım istedim. Gündüz uyurken akşam üzeri tabii bütün istirahatte olan tim uyuduğu için uyandım. Kafamı kaldırıyorum, kalkamıyorum. Kafamı kaldırıyorum, kalkamıyorum. Dedim ben herhalde öldüm. Şu anda mezardayım. Ve şey yapıyorum hani mezardan kalkamıyorum hissine kapıldım. Fermuarı açtım içeriden, bembeyaz bir örtü, kafamı çıkardım, kollarımla karı yararak çıktım, üzerinde 35-40 santim kar kapatmış ve tim gözükmüyor. Böyle bir arazidesiniz. Hakurk'ta vahşi doğa yapısı büyük engeller çıkartır. Operasyonlar sürerken zayiat verilir. Sonuçta araziyle de savaşıyorsunuz. Donarak ölen insanlar oluyor. Suya kapılıp ölen insanlar oluyor. İşte o sarp kayalıklarda zaman zaman düşen insanlar oluyor. Yine yaşadığımız hadiselerden bir tanesi bir şehitimiz, tim komutanlarından bir tanesi arkadaşım bir roketle vuruldu. Aynı bölgede yaklaşık 2-3 kilometrelik bir çapta aynı anda operasyondaydık. Onun bulunduğu bölgede roketle vurulup kayalıklardan düşme sonucu şehit oldu. Ahmet diye bir arkadaşım, unutamadığım. Parçalar halinde topladık. Bu çok acı tabii. Yani o andaki kendi psikolojisinizi bir kenara bırakıyorsunuz. Gönderdiğiniz şehit cenazesini ailesinin nasıl karşılayacağını düşündüğünüz zaman zaten ürperiyorsunuz. Hiçbir canlı yok. PKK orada. Bir de su kaynağı. PKK orada 9 tane sabit değilsiniz. 11 tane çadırın jeneratörüyle duruyor. Bu kadar da güvenli. Kendini biliyorum.
95'inde Şemdinli ve Yüksekova bölgelerini rahatlatmamız lazım. Bunu yapmak için bir tabur kadar kuvvet Yerme Betkar'da bu kokordanın içinde oturuyor. Burası bizden 8 kilometre içeride. Ama dağların içinde bir yer. Yani biz aslında normal oralara girip oradan çıksak bizi yani Tanrı'dan başka hiçbir şey yok orada. Hiçbir canlı yok. Ama PKK orada. Bir de su kaynağı var orada. PKK orada 9 tane sabit tesis, 11 tane çadırda jeneratörüyle duruyor. Bu kadar da güvenli, kendine güveniyor. Eğer bu 358 kişiyi almazsak, bu 358 kişinin Şemdinli ve Yüksekova'da ne yapacağı belli. 95 yılının rahat geçmesi için bizim topraklarda bu Zagros, Jerme Betkar ve Kalereş kamplarını dikkate almamız lazım. Şimdi bu Jerme Betkar denilen kamp Şemdinli'nin ve Yüksekova arasında Şemdinli'ye yakın bizim durak karakolumuzun bulduğu yerin üzerinde bir büyük bir geminin ters dönmüş hali gibi bir teknenin sırt üstü yani şeyinin tabanının yukarı çıkmış hali gibi böyle duruyor. 3600-3700 metre yükseklikte ve bizim tarafından tırmanışı çok zor bir yer. Bu kampın içinde bir vaha gibi bir yer var. Küçük bir kokordan bir çukur var. Jerme Betkar denilen yer o. Bu Jerme Betkar denilen yer. Yani bu dağın üzerinde İran'ın herhangi bir şey yok. Köyü vesaire, mezrası bile yok. 5 Nisan'da buraya taarruz kararı verdik. 2 komando taburu, yani daha doğrusu 400 komando. Bu şehit andağı şöyle. Bir üçgen gibi. Dağ üçgenin tabanı. PKK'lılar bu üçgenin merkezindeler. Sağ ve sol kanattan üçgenin kenarlarından 400 komando yaklaşacak. 400 komando şehit andağının, yani üçgenin tabanını tutacak. Şehit andağında olacak. Biz sabaha karşı oraya gideceğiz. Sabaha karşı gideceğiz ve 358 kişiyi alacağız. Yalnız şu var. Gece biz şehidan dağını çıkıp tırmanıp Jerme Betkar'a yaklaşırken gece mevcut topçu bataryalarıyla topçu bataryalarında gece şehidan dağının eteğine yerleştirip sabahleyin saat 05'ten itibaren 600 tane mermiyi 300 tanesini hassas yani yere vurunca patlayacak. Ondan sonrakileri de 300 tanesini de havada ihtiraklı havada paralanacak şekilde hazırlık yapacaklar. Saat 5'te şey başlayacak. Top atışı başlayacak. Topçu atışı biter bitmez ki bu ateş esnasında bu 9 ve 11 yerde bulunanların hepsi yani ateşin etkisiyle bu bir baskın. Yanlara fırlayacak. Yanlarda da 400 komando. Doğuda 400 komando. Yani güneyde 400 komando. Kuzeyde bunları bekleyecek. Bu harekat saat en geç 9'da bitecek. Jerme Betkar operasyonu Güneydoğu'da olduğum sürece beni en çok heyecanlandıran operasyondur. Çünkü bir kere başka bir yani farklı bir ülkenin, Irak'ın dışında bir ülkenin topraklarına girilecekti. İki, çok gizliydi. Üç, çok özel bir harekattı. Yani kitaplarda okuduğumuz belirli taktik ve tekniklerde olmayan bir harekattı. Ayrıca beni en çok ilgilendiren taburumun Irak'ın derinliklerine girdikten sonra Jerme Betkan'ı güneyden çevirecekti. Belirli bir atıştan sonra yoğun topçu ateşinden sonra kalan teröristleri süpürüp emniyetteki diğer taburların ateş korumasıyla Türk tarafına geçecektim. Yani İran'ı geçmek bana ayrı bir heyecan veriyordu. Orada 350 kadar teröristi Türk topraklarına girmeden imha edebileceğim düşüncesi bana ayrı bir heyecan veriyordu.
Fakat bu olay çok gizli tabii. Komutanlık makamından sonra olayın anlatıldığı 3 tabur komutanından biriydik. Bölük komutanların bile sınırı geçeceği zaman öğrendi. Osman Pamukoğlu planı Ankara'ya gönderir. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı operasyon detaylarını Başbakan Tansu Çiller'le paylaşır ve onay alır. Ancak hükümet ortağı Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin İran topraklarına yapılacak bu operasyona karşı çıkar ve konuyu köşke taşır. 20 Mayıs günü MGK toplanır, Ankara'da siyasi çarklar ağır ağır dönmektedir. Ancak aynı saatlerde İran sınırında binlerce asker de dağları tırmanmaya başlamıştır. Bize ikindi civarında bu konuyla ilgili Milli Güvenlik Kurulu'nun toplandığı, Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar çıkarsa bu harekatın yapılacağı söylendi. Böyle bir talimat aldık. Fakat bunu benim taburlara, yani subaylara ve şeylere söylemem, bu muharebe psikolojik bir şey. En küçük bir şey morali bozabilir. O nedenle harekatın Milli Güvenlik Kurulu'na, kararına bağlı olarak yapılıp yapılmayacağını subay ve askerlere söylemek mümkün değil. Onun için söylemedim. Fakat zaman geçiyor. Hava kararmaya başlıyor. Ve diyelim haber geldi yapın diye. Kaçta geldi? 9'da, 10'da, 11'de. Hareket yapılmaz ki. Taburun biri normal yürüyeceği, yani engebeli dağlık 30 kilometre yol gidecek. Takribi. Gerçi cetvelle öyle değil ama biz ineceğiz çıkacağız, ineceğiz 30 kilometre. Gece. Öbürkü de 20 kilo, 24, 26 kilometre kadar, o da gece gidecek. Ne zaman gideceğiz? Gündüz olacak. Biz daha şeydeyken, yani şehidandan da kampa yaklaşmadan gündüz. Böyle bir şey mümkün değil. Ben bunu ertesi gece, ertesi gece asla mümkün değil. Biz bir açılıp çözülüp o yörlere, yani o mezralardan, o köylerden geçtikten sonra, o yaklaşmayı ve yapmayıp geri döndükten sonra, hayır, biz orada ertesi günü bekleyerek o gündü orada kaldıktan sonra Siyerme kampında insan kalır mı? Dolayısıyla bunun zaman hayatiydi bizim için. Ben birliklere ileri yaklaşın emri verdim. Ve hududa çıkın, Şehirhandan'a çıkın. Ve hudut hattına gir. Bunun başka bir şekli yok. Çünkü bulunduğumuz yerden oralara zaten 8-10 kilometre yanaşmamız lazım. Kendi topraklarımızda. Hava bu akşam 19 civarında, 19'da müthiş bir yağmur başladı. Gök gelindi tabirin aynısı. Bu bizim işimize gelir. Müthiş bir sağanak. Şemdinin üzerini böyle kara bulutlar kapı, göz gözü görmüyor, öyle tabiri. Bir ara jandarma genel komutanımız Aydın Ülter Paşa aradı. Osman Paşa devam ediyor dedi. Sakın dedi bir şey olmasın, yani karar çıkmadan dedi bekle, bu kararı bekle. Tamam komutanım, bekliyorum. Fakat dedim komutanım şey çok kritik, yani size bunu hemen arz edeyim. Siz bunu, zaman her şey, hayati bizim için. Yani testere gibi kesiyor, bir kılıç gibi kesiyor. Yani kat edeceğimiz şeyler var. Ve yani bu şehit andağı gibi bir tamamen çarpık çurpuk her yeri kokordan yerlerden, çıplak kayalıklardan geçeceğiz. Ve daha önce hiç kullanmadım diye. Kullansak da yani o gün bir şey olmamıştır, bugün olabilir. Yani bir de gece uçurumlara düş, efendim kayalardan yuvarlan. Osman Pamukoğlu tüm bu detayları hesaplar ve düşünürken Cumhurbaşkanı Demirel Ankara'da uzun tartışmalardan sonra noktayı koyar. İran gibi bir komşumuza böyle bir operasyonun düzenlenmesi Türkiye'yi hem İran hem de dış dünya karşısında çok güç duruma sokar. Bu Türkiye'nin barışçı dış politikasına ters düşer. İran'la ilişkilerimizde bunun yol açacağı tahribatı telafi etmemiz çok uzun zaman alır. 9 küsürdü yani diyorum. Harekat iptal edildi. Ben de. 9'u ben de çağırdım. Harekat subayı, kurmay binbaşı.
taburları dedim söyle şey yapsın, geri dönsünler. 5 dakika geçti, 10 dakika, 20, binbaşı gelmiyor. Ben çağırdım. Ne oldu? Böyle terlemiş bir şey. Komutan çağrı yapıyoruz, hiçbir cevap vermiyor. Niye? Duymamaları mümkün değil. Bir jandarma karakolundan çağrı aldım. Tesis çağrısı. Doğru kodlarla geri dönmemiz isteniyordu. Güvenemedim. Yani jandarma karakolu olduğunu ifade eden bir istasyondan çağrı aldım. Güvenemedim. İran'ın 5-6 kilometre içerisindeyim. Arkasından bir başka jandarma karakolunun tesisi anons etti. Gene inanamadım. Çok önemliydi çünkü. Tesis yanıtması olabilir diye. Şehidan Dağı'nı tırmanıyorum. Ve önemli bir kısmını da tırmanmış durumdayım. Yani bana bir yarım saat daha müsaade edilseydi Şehidan Dağı'nın tepesinde olacaktım. Yani sırtlara ulaşmış olacaktım. Tabii yerler kar. Neyse son istasyona ses tonunu tanıdığım birinin bana anons etmesi gerektiğini, yani komutanlık makamından gerektiğini ifade ettim. Bunlar şey, yani ya sizin sesinizi duyacaklar ya şey yapacaklar. Çünkü dönmüyor. Bu arada tabii bekledim ya, emniyetimizi alarak bekleme. Ama birkaç dakika sonra helikopter sesi duyuldu dağın öbür sır tarafından. O zaman da plan subaylarımızdan biri kendi kodunu belirttikten sonra dönmemiz gerektiğini iletti. Tabii büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir üzüntü. Büyük bir üzüntü. Çünkü hayatımda bu kadar heyecanlanmamıştım. İki gün sonra şey geldi. Jandarma Genel Komutanımız geldi. Aydın Paşa geldi. Tabura geldi. Bu şeyleri geldi. İşte Osman Paşa dedi bu şeyleri. Ben, sen şimdi dedi, şeysindir. Böyle dolusundur. Her şeyi söyleyeceksindir. Komutan işte daha sonra yapılar. Komutan bitti dedi. Daha sonra işte. Çünkü ertesi gün pastarlar geldi. İran. Türklerle başımızı belaya sokacaksın. Defolun gidin buradan dediler. Oradaki 350 kişi de pılını pırtısını topladı. 3 saatte orayı şeyleri, koyunları, keçileri dahil hepsini terk ettiler. Onlar dedim 250 kişi Zagros, Sakuka geçtiler. 150 kişi de buralardalar. Arkasından onların o 150 kişilik grubu hemen bizim altımızdaki durak karakolunu bastılar. Şemdinli taburu ve şey oraya müdahale etti. Yüksekova taburu. Orada muharebeler 3-4 gün oldu. Bizim de orada şehitlerimiz var. Şehidan Dağı'nda çarpıştık. O hani Şehidan Dağı'na çıktık. Şehidan Dağı'nı bırakmadılar. Geriye çekildiler. Ne İranlı ne şu, hiç kimse karışmadı. Ha ben zaten ben indiğimde karakola sabaha çarpışma devam ediyordu. Ben Reha'ya demir verdim. Hemen müdahale edeceksin. Halbuki birlik çarpışmadan yeni gel. Yani ne kadar ne olsun olsun bir şey olma. Hemen Reha da müdahale etti. Yani ama ben girdiğimde daha karakolun etrafından indiğim, atladığımda da karakolun etrafından daha çözülmemişlerdi. Benim bile 50 ağzım 60-70 metre mesafemde bize de ateş açtılar. Ya daha oradalar yani karakolun dibinde adamlar. Ya o kadar iç içe girmişler. Bu çok farklı bir şeydi. Bunu 3-4 günde öyle. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 15 şehidin verildiği karakola ziyarete gelir. Kendisini Osman Pamukoğlu Paşa karşılar. Demirel Osman Paşa'ya bir soru yöneltir. Generalim diyor, bunların İran'dan geldiğini ispatlayabilir misiniz diyor. Yani kanıtlamanız lazım bana ki ben onlara bir şey yapayım. Her yer ortada böyle. Kamplar ortada, saldırılanlar ortada. Her yer o. Yani her şey ortada. Yani
Bu bir söz vardı. Horoz resmi yapıp altına horoz yazılmaz. Horoz dünyanın her yerinde horozdur. Resme gerek yok. Söylenecek bir şey yok. Genç subaylar, genç subaylar, genç uzman çavuşlar tedirgin. Neden tedirgin? Birincisi bu hükümet, bizi yönetenler Avrupa Birliği uyum yasası diyerek ceza muhakemesi kanunu çıkardı. Ben Türkiye'de adli kolluk konusunda master yapmış bir vatandaş. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde bize empoze ettikleri ceza muhakemesi kanunu gibi bir kanun yok. Bunu çok açık net söylüyorum. Buyursunlar hukukçular, incelesinler. Bize Avrupa'da bir ülke göstersinler. Desinler ki bakın Avrupa'nın şu ülkesinde polisin ve jandarmanın yetkisi yoktur. Bütün yetkiler Cumhuriyet Savcısı'nındır. Böyle bir ülke yok. Avrupa'da polis ve jandarma acil hallerde aramada yapar, gözaltına da alır, el koyma işlemini de yapar, tahkikatı da yürütür. Ama nedense bizim polis ve jandarmamızın bütün yetkileri elinden alındı. Dolayısıyla polis ve jandarma kendi inisiyatifiyle herhangi bir şekilde işleme kalkıştığında doğuda hemen şikayete maruz kalıyor. Şikayet sanki birilerinin aradığı fırsat, derhal soruşturma açılıyor. Derhal. Bazılarını görevden alınıyor. Bazıları soruşturma geçirdikleri için gelecekteki haklarını kaybediyorlar. Yurt dışına gitme, akademiye gitme, işte daha iyi bir tayin yeri, taltif gibi haklarını kaybediyor. Dolayısıyla şimdi tüm güvenlik güçlerinde bir çekingenlik hasıl oldu. Ölü bir teröristin Türkiye Cumhuriyeti'ne maliyeti 10 trilyon liradır. Eğer ki biz son 20 yılda 30 bin teröristi bertaraf etmiş isek Türkiye'nin bundan kaybı 300 katrilyon Türk lirasıdır. O zaman soru şu: bu 300 katrilyon kime gidiyor? Terörden doğan rantın nereye gittiğini bilirseniz o zaman terörle mücadele edilmeyişinin sebeplerini ortaya koyabilirsiniz. Bunun için de şahsi menfaatimiz de olabilir.
Olur ya, bir çatışmada ölürsem arkamdan yas tutmayın. Bırakın toprağımda rahat içinde yatayım. Bedenimden komandomu çıkarmayın. Onlar benim gururumdur. Botlarımı çıkarmayın. Onlar nice yollar aşacak. Şehit olursam Sırat Köprüsü'nden mi geçecek? Elimden tüfeğimi almayın. O benim namusumdur. Ölünce mezarıma sembol olacak. Yaramın kanını silmeyin. Ahirette hesabı sorulacak. Göğsümden kör kurşunu çıkarmayın. O benim madalyam olacak.